Mahmut Öğür, Halkın HDP'ye İsyanı Bir süredir Diyarbakır'ın tarihi sur semti başta olmak üzere birkaç ilçede çatışma, sokağa çıkma yasağı ve ölümler yaşanıyor. Kandil, HDP'nin en çok oy aldığı bu ilçelerde öz yönetim için halk savaşı verdiğini söyleyip, şehirleri insansızlaştıran kanlı bir siyaset izliyor. Yakıp, yıkıyor, bombalıyor ve insanları öldürüyor. Peki Kürtler ne diyor bu olup bitenlere? Kürtlerin ezici çoğunlukla destek vermediği biliniyor ama bizzat o acıları yaşayan insanların ruh halinin ne olduğu tam olarak yansımıyor. Geçmişte ATV Haber'de birlikte çalıştığımız gazeteci arkadaşım Abdülkadir Konuksever, birkaç gün önce Sur'da yakınlarını, evlerini kaybeden, ruhları yaralı o insanlarla konuşup El Cezire'de yayınladı. Konuksever'i kutluyorum. O röportajı da biraz kısaltarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendi memleketimizde mülteci olduk. Hayatı Sur mahallesinde geçen Mehmet anlatıyor. Evim, işim, çocuklarımın okulu, takıldığım kahve ve bütün hayatımız surda. Surların dışına çıktığımda garip hissederim kendimi. Orada doğdum ve oranın dışına askerlik haricinde hiç çıkmadım. Ama şimdi zoraki çıkardılar işte. Gelip buraya sığındık. Bu da benim zoruma gidiyor. İşte böyle abi. Bizim memleketimizde, kendi şehrimizde mülteci yaptılar. Kızım geceleri delirecek gibi oluyor. Murat Sur'da Dabanoğlu mahallesinde oturuyor. 30 yaşında ve iki çocuğu var. Kızım geceleri delirecek gibi oluyor. Uzaklara gidebilecek imkanımız yok. Elde avuçta bir şey kalmadı. Vallahi bir kat elbise alıp çıkabildik evimizden. 30 yıldır orada yaşıyorum. Mahalledeki de ev ev isim isim tanırım. Bu çözüm süreci başladığında baktım ki her gün yeni insanlar geliyorlar ve yerleşmeye başlıyorlar. Düzgün hatta İstanbul Türkçeleri vardı. Duvarlarda MLKP yazıları görmeye başladım. Ne zamanki Suruç saldırısı oldu bunların hem sayısı arttı hem de sertleşmeye başladılar. Hendekler kasılmaya başladığında, hevsel bahçelerinden de motosikletli gençler sırt çantalarıyla silah taşıyorlardı. Günlerce yığınak yaptılar. O gün anladım ki bir daha huzurumuz olmayacak. HDP'ye yakın AL'nin oğlu örgüt içerisindeyken yaşamını yitirmiş. Şimdi de evinden oldu. Kim yapıyorsa yapsın, sivillerin içerisine, üstelik daha kendi onurunu korumayı beceremeyen insanların eline silah vermek kazanım değildir. Halka karşı yapılan savaş kaybetmeye mahkumdur. Böyle mücadele olmaz. Akıldan yoksun ve teröre vardırılan çatışmalar zarardan başka şey getirmez. Surut Erkekenli'nin büyük hayal hakkı ise DTK, HDP, DBP temsilcilerinin hala endekleri savunuyor olmaları. HDP'ye oy veren MC şöyle diyor. Eğer hendeklere bu kadar meraklılarsa gelip hendeklere kendileri girsin. Çıktılar, hendekleri savundular ve ardından herkes evine geri döndü. İnsan halkına ve gerçeğine bu kadar mı uzak olur? Cizre, Silvan ve Sur'da hayatı yaşanmaz hale getiren YDG helilerle ilgili en çarpıcı tespiti ise MC yapıyor. Depremde Düzce'ye hırsızlık için gitti. Yıkıntıların altında ölmüş kadınların kollarını bilezikleri için kestiğini kahvede arkadaşlarına anlatıyordu. Bildiğin hırsız, uğursuz, itin teki. Şimdi sırtında Kalashnikov rajon kesiyor. Üstelik YDGH'lilerin başlarından birisi. Sen bu adamı bizim başımıza koyarsan hiç kusura bakma. Benim sana saygım kalmaz. Sabah hendeklerde nöbet tutup polisle çatışıyorlar, geceleri evlere girip talan ediyorlar. PKK'nın derhal bu adamları buradan çekmesi lazım. Mahmut Övür, Sabah